Merhaba arkadaşlar, kesinlikle izlemeniz gereken filmlerden bahsedeceğimiz yeni videomuz başlıyor. Evet arkadaşlar, bundan sonra her bölümde 3 filmden bahsedeceğiz. Bu bölümde de yine izlemenizi önerdiğimiz 3 çok iyi filmden bahsetmek istiyorum. İlk filmimiz The Prestige. Prestige benim çok beğendiğim bir film ve izlemeyenlerin kesinlikle izlemesi gereken film. Hatta zaman zaman tekrar da izlenebilecek bir film. Yönetmen Christopher Nolan kesinlikle bizim, yani benim, Ozan'ın ve birçok arkadaşımın bayıldığı bir yönetmen. Dark Knight'tan vesaire, işte Inception'dan falan biliyorsunuzdur. Nolan'ı bilenler zaten bilir. Nolan'ın bence en iyi filmlerinden bir tanesi. Ben öyle düşünüyorum. Çok iyi bir film. Birçok filmi iyi olduğu gibi. Prestige'de aslında bir sihirbazlık falan olayları var tabii ama orada çok başka şeyler de işleniyor. Hani bununla ilgili çok fazla detaya girmeyeceğim. 2006 yapımı olan bu filmde yine bir Christian Bale ve Christopher Nolan birlikteliği var. Tabii bu kadroya Hugh Jackman da eşlik ediyor. Ve tabii Scarlett Johansson. Müthiş bir kurgu. Çok içine alan ve gerçekten zekice kurgulanmış bir film. Kesinlikle tavsiye ediyoruz arkadaşlar. Mutlaka izleyin. İkinci filmimizde birçoklarının izlemiş olabileceğini düşündüğüm Fight Club. Fight Club deyince hani dövüş kulübü, erkek filmi falan gibi düşünmemek lazım. Bu bence çok güzel sistem eleştirisi yapan ve her diyaloğunun, hani müziklerinin de birçok şeyinin başlı başına böyle ayrı ayrı alıp konuşulabileceği bir film. Zaten Brad Pitt hani Tyler Durden karakteriyle orada efsanevi bir şey yaratmış. Onun dışında Helena Bonham Carter, hani Tim Burton'dan bilenler vardır. Oyunculuğundan da bilenler vardır. Helena Bonham Carter da orada Marla Singer karakteriyle gerçekten akıllarda yer eden bir karaktere hayat veriyor. Kesinlikle çok iyi psikolojik bir film ve ciddi izlenmesi gereken, çok güzel hani sürprizlerle karşılaşabileceğiniz bir film. Ara ara tekrar tekrar izlerim mesela. Çok iyidir. Gerçekten tavsiye ederim. Yönetmen David Fincher arkadaşlar. Üçüncü filmimizde bizim mutlaka izlenmesi gereken filmlerde söylemediğimiz ama birçok film var dediğimiz ve izlenmesi gereken, hani hepsini buraya sığdıramadığımız dediğimiz filmlerden bir tanesi, efsane bir filmdir. Tony Montana deyince anlamışsınızdır. Hani Al Pacino'nun Tony Montana'ya hayat verdiği mükemmel film Scarface. Yönetmen Brian De Palma, yazar, senarist, senaryoyu yazan Oliver Stone. Hani zaten hani iyi bir şey çıkmaması gibi bir ihtimal yok ki. Bu aslında 1932 yapımı Scarface, Yaralı Yüz filminin serbest uyarlaması olarak bu ekip tarafından 1983 yılında hayata geçirilen bir film. Ve Al Pacino ve Michelle Pfeiffer'ın aslında başrolleri paylaştığı diyebiliriz. Tabii ki ana karakter Tony Montana ama diğer karakterler de güçlü ve ya Scarface, yani bununla ilgili çok bir şey söylemeye gerek yok. İzlemeyenler izlesin diye bu listeye aldık. Mutlaka izleyin arkadaşlar. Bir sonraki videoda yine mutlaka izlenmesi gereken 3 filmle daha karşınızda olacağız. Görüşmek üzere.